Bir de mi görüntü var? Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün biraz böyle sınırlı bir anlama indirgenmiş olan sabır kavramını biraz değerlendirmeye çalışacağız. Sabır genellikle tahammül olarak algılanıyor. Aklımıza ilk gelen kavram tahammül etmek. Tahammül de aslında bir şeyi taşımaktan geliyor. Yani bir şeyi taşımak zorunda olmak gibi biraz da böyle hoşlanılmayan bir duruma işaret eder. Halbuki Kur'an en güzel sabır kavramından bahseder. Yani sabır güzel bir şeydir. Tahammül ise yüklenilmek zorunda kalınan bir durum anlamına geldiği için pek de aslında sabır kavramını karşılamaz. Peki rıza kavramı? Efendim? Rıza. O da ayrı bir kavram. Sabır giriyor mu? Sabırla kardeştir diyebiliriz. Yani sabretmek için aynı zamanda da rızaya ihtiyaç vardır. Birbirlerini tamamlayan, birbirlerini besleyen kavramlardır. Sabır kelimesi sözlüklerde direnmek, hapsetmek gibi anlamlara gelen bir şey. Biz bu kavram ne anlama geliyor? Yani kavramsal olarak aslında bize ne anlatmak istiyor? Biraz buna değineceğiz. Kavramsal olarak ben sabır kavramını şöyle tanımlıyorum. Kişinin herhangi bir durumda takılması gereken tavrı, takılması gereken hissiyatı, duyguyu ve anlayışı fark ederek o konuda her şeye rağmen dirençli olabilme durumu olarak tanımlıyorum. Yani hayatımızda birçok şey yaşayabiliriz. Yaşadığımız birçok şeye karşı ben hangi anlayışta olacağım? Hangi davranış ve tutumu sergileyeceğim? Hangi duygu durumunda olacağım? Bu konuda kişinin eskilerin deyimiyle sabit kadem olması, yani olması gereken doğru pozisyonda, doğru düşüncede, doğru anlayışta, doğru hissiyatta ve doğru davranışta sebatkar olması. Dışsal ve içsel ayartıcılara karşı direnebilmesi. Sabrın direnç kelimesiyle olan ilişkisi buradan doğuyor. Çünkü gerçekten sabrı yaşayabilmemiz için aynı zamanda şunu fark etmeye ihtiyacımız var. Bizi bundan alıkoyan şeyler nelerdir? Yani bizi bahsettiğimiz sabır durumundan alıkoyan şeyler nelerdir? Mutlaka bizi alıkoyan şeyler olacaktır. O yüzden sabır, direnç kavramıyla birlikte ele alınmıştır. Tabii ki bu işin doğası gereği. İşte kişi ne kadar objektif farkındalığa, objektif ben idrakine sahip olursa o ölçüde sabrı da objektif olur. Kişi tabii ki objektif bilince ve objektif kendilik algısına sahip oluncaya kadar sübjektif. Sübjektifse o zaman işte daha objektif olan peygambere, geçmişte yaşamış olan kamil insanlara, bugün yaşayan varsa ve tanıyorsa daha objektif olduğuna inandığı insanlara kulak vermelidir. Ben her zaman neyi hatırlatıyorum? Bir peygambere inanmak, bir insan objektif olarak nasıl olur? Bir insan fıtri halde nasıl olur?
bir insanın orijinalitesi nasıldır? Aslında bir peygambere inanmak, bunlara inanmaktır aynı zamanda. Yani ben henüz kendimin sübjektif olduğunun farkındayım. Kendi sübjektifliğimin ötesinde daha objektif bir bilince, bir farkındalığa, bir idrake ihtiyacım var. Bu objektif farkındalık, idrak ve bilinç kimde var örnek olarak? Peygamberde var. Biz niye peygambere inanıyoruz? Bunun için peygambere inanıyoruz. O zaman peygamberin sabrı benim için bir örnektir. Diğer Kur'an'da anlatılan peygamberlerin sabrı benim için bir örnektir. Eğer ben onları, işte onlar peygamberdir veya işte peygamber sabrı. Peygamber sabrı diye bir şey yok. Fıtri sabır diye bir şey var. Peygamberler bize o sabrı gösteriyorlar. Onun örnekliğini bize yansıtıyorlar. Yoksa biz sabrı peygamberlere yükleriz, rızayı da onlara yükleriz, ibadeti de, her şeyi onlara yükleriz. Biz neye tabi oluruz bu durumda? Sübjektif benliklerimize tabi oluruz. O peygamber sabrı, işte o peygamberin rıza hali, işte o peygamberin dünyaya bakışı, o peygamberin hoşgörüsü, o peygamberin affı, o peygamberin sağduyusu. E sana ne kalıyor? Sorumluluktan kaçmak olur. Sana da ne kalıyor? İşte sübjektif benliğin algısı kalıyor. Peki biz bu tuzağa düşmeli miyiz? Hayır. Asla düşmemeliyiz. Bir insan gerçek anlamda kendi objektif varoluş ve kendilik düzeyine ulaşıncaya kadar objektif bir referansa ihtiyaç duyar. İşte peygamber fonksiyonu budur aslında. Peygamber bize objektif bir bilincin, objektif bir varoluşun, objektif bir farkındalığın örnekliğini sunar. Bu yüzden bizim için önemli. Yoksa işte bir insanın peygamber olduğuna inanmak veya inanmamak anlamsız bir şeydir. Yani peygamber olduğuna inanıyorum veya peygamber olduğuna inanmıyorum. Ne fark edecek? Bir şey fark etmez ki, eğer sadece biz bir insanın peygamber olduğunu tasdik ediyoruz veya reddediyoruz gibi basit bir yaklaşım üzerinden baktığımızda çok da anlamlı olmuyor bir peygambere inanıyor olmak. Bir peygambere inanıyor olmak, kendi fıtratının ne olduğuna inanıyor olmak anlamına gelir. Ben insanın fıtratının peygamberde temsil edilen fıtrat olduğuna inanıyorum. Kendi fıtratımın da ondaki fıtratla aynı olduğuna inanıyorum demektir. Onun için bir peygambere inanmak çok kapsamlı bir şeydir. Yoksa birinin peygamber olup olmadığını, birinin elçi olup olmadığını onaylamak veya onaylamamak değildir. Konumuza dönecek olursak, dediğimiz gibi sabır olması gereken doğru anlayış, düşünce, kavrayış, davranış ve hissiyatı fark edip o noktada, yani o anlayışta direnebilmek. Niye dirençle bağlantılı? Çünkü doğru anlayışı bozmaya çalışan içsel ve dışsal faktörler var. Mesela diyelim ki bir işin doğal olarak tamamlanması gereken süre diyelim ki 30 gündür. Ama senin sübjektif benliğin hemen olmasını istiyor. Veya çocuğunun hemen değişmesini istiyorsun. Halbuki onun değişimi belki aylar veya yıllar alabilir. Ama sübjektif benliğin ne yapıyor? 30 günde olacak şeyin 3 günde bitmesini istiyor. O zaman ne yapman gerekir? Direnmen gerekir. Neyde direnmen gerekir? O işin 30 günde biteceği bilincini korumak ve şimdi o işin bitmesini arzu eden benliğin hücumlarına karşı direnmen gerekir. Dolayısıyla direnci nasıl anlamamız lazım? İç çatışma mı? Hayır, direnç kendi doğal fıtri pozisyonunda kalmaya devam etmek. Yani direnç bir çatışma değil. Direnç kendine karşı da bir şey değil. Direnç durman gereken pozisyonda
durabilme iradesini sürekli bir şekilde kılabilmek. Olması gereken pozisyonda durabilme bilinci. Mesela diyelim ki çalışıyorsun ama bir neticeye varıyorsun, bir türlü son noktaya gelemiyorsun. Çaba gösteriyorsun, iş konusunda elinden geleni yapıyorsun fakat neticeye varamıyorsun. Nefis ne der? Ya yeter artık der, ya ne zaman bir neticeye ulaşacağım diye acelecilik eder. Veya manevi olgunlaşma konusunda, farkındalık konusunda ne yapar benlik? Der ki ya bu kadar sohbete gidiyoruz, kitap okuyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Bir türlü bir adım atamıyoruz. Ben bıraktım. Ne yaptım? Sabırdan vazgeçtim. Çünkü nefis acelecilik etti. O yüzden bakın Kur'an'da insanla ilgili anlatılan ifadelerin %90'ı fıtri insanı ifade etmez. Bu da bir tartışma konusudur. Yani insanla ilgili ifadeler Kur'an'da neden çoğunlukla olumsuz geçer? Yani niçin Kur'an der ki insan acelecidir, insan sabırsızdır, insan inatçıdır, insan tartışmacıdır, insan nankördür, bencildir? Niye? Aslında bu mevcut, fiili anlamdaki mevcut çoğunluğa işaret eden bir şeydir. Yani bu şu demektir, dikkat edin hani insanların çoğu sırat-ı müstakimde değildir. Nerededir? Sırat-ı müstakimin dışındadır. Dolayısıyla onun o mahiyetini bilmeye ihtiyacınız var. Yani nefsi tanımayan ona mağlup olur. Nefiste acelecilik var, bencillik var ama hangi nefis bu? Başıboş bırakılmış nefis, mevcut hali. Doğal haline döndüğünde, fıtri haline döndüğünde nefis sana hizmetkar olur. Hani Amerikan kovboy filmlerinde güzel bir sahnedir. Böyle vahşi at gelir, işte kovboy onun sırtına biner, tabii at onu üzerinden atmaya çalışır. 15-20 dakika, yarım saat sonra eğer kovboy o atın üzerinde kalmayı becerebilirse o zaman at sakinleşir ve binicisine tabi olur. Biz daha nefsin ilk çifte atmasında attan düşüyoruz da. Sonra diyoruz ki bir de attan düşmekle de kalmıyoruz. Elimiz dizgine bağlı olduğu için bir de o at bizi sürüklüyor. Yani sadece düşmekle kalsak iyi yani. Dersin ki düştüm. Tekrar kalkayım. Düştüğünün bile farkında değilsin. O nefs atı bir seni sırtından atıveriyor, bir de kendisine tabi kılıyor. İşte sabır kavramı o yüzden hani dinin yarısı sabırdır denilmesinin altında yatan şey budur. Hayatın her alanında, yaşadığın her süreç içinde sen fıtratının gerektirdiği düşüncede, fıtratının gerektirdiği hissiyatta, fıtratının gerektirdiği eylemde ve tutumda sabit kalabilme çabası içinde olmalısın. Sabır budur. Buna karşı ne var? İçten ve dıştan olumsuz etkiler var. Bu hem insanlardan geliyor. Mesela insanlar bizi başka şeylere çağırabiliyorlar. Veyahut da içimizde bir kısım sabra muhalif olan tutumlar var. Dolayısıyla içten ve dıştan gelen çeldiricileri tanımak zorundayız. Tanımazsanız sabredemezsiniz. Çünkü onları kendiniz zannedersiniz. Yani nefsin aceleciliğini, arzularını, isteklerini, heveslerini, korkularını kendiniz kabul ederseniz o zaman sabredemezsiniz. Hatta ego ne der? Daha doğrusu ego sizi şöyle konuşturur. Ya sabır nereye kadar? Bunu kim diyor?
bunu fıtratım mı söylüyor? Beni çeldirmek isteyen benlik mi söylüyor? Şimdi şu ayrımı yapmazsam tuzağa düşerim. Ya içimde böyle sabır sabır nereye kadar diyen bir benlik var. Ama ben ona tabi olmuyorum. İşte içimde ya sabır taşım da çatladı artık yani sabır sabır nereye kadar diyen bir düşünce, bir his var ama ben bunu onaylamıyorum. Yani sabretmek için benliğin tuzaklarından ayrışmak durumundasınız. Eğer ayrışamazsanız benlik sizi alt eder. Ve benlik bunu çok uyanık şeylerle yapar. Ya işte başkası için bu kadar kolay olan bir şey niye benim için bu kadar güç oluyor? Bak başkaları bir şeyleri istediği zaman hemen oluyor. Niye benim istediğim hemen olmuyor diye size böyle zekice açıklamalarda bulunur. Ve sizi o sabır halinden, o sabır bilincinden çıkarmaya çalışır. Bunu bazen arzuları, hevesleri, beklentileri istikametinde yapar. Bazen de korkuları istikametinde yapar. O yüzden nefse karşı dikkat etmek zorundayız. O yüzden sabrın en önemli alanlarından bir tanesi nefse karşı sabırdır. Nefsin arzularına bizi yönlendirmek istediği sahte değerlere, sahte mutluluklara, sahte hedeflere karşı sabır göstermek durumundayız. Yani olması gereken fıtrat pozisyonunda durmak zorundayız. Bakın, sabır bir yük değildir. O yüzden sabır bilinç iledir. Bilinç de Allah iledir. Ancak Allah ile sabredebiliriz. O yüzden Kur'an'da bu mealde ifadeler vardır. Yani sabretmen için bilinçli olman gerekir. Bilinçli olman için objektif olman gerekir. Objektif olman için Allah'ın sana bir lütuf ve inayette bulunmuş olması gerekir. Bu hepimize verilen bir lütuf ve inayet mi? Evet, yani bu Allah'ın seçtiği kullarına verdiği bir şey değil. Sen Allah'tan yardım istediğinde Allah sana yardım eder. O yüzden bir sufinin ifadesidir. Der ki, nefsine karşı Allah'tan yardım istemeyeni nefsi alt eder. Nefsine karşı Allah'tan yardım istediğinde ayrışmış oluyorsun çünkü. Diyorsun ki, ey Rabbim, nefsimde şu şu arzular, beklentiler, fikirler, düşünceler var. Ama ben bunlardan sana sığınıyorum. Bunu dediğiniz anda ayrışmış oluyorsunuz. Ayrıştığınız için Allah da yardım etmiş oluyor. Yani Allah'ın yardımı keyfi değildir. Allah'ın yardımı, yani Allah yardım etmeyi, sırat-ı müstakimde olanlara yardım etmeyi kendine farz kılmıştır. O bir tercih mevzusu değildir Allah için. Allah bunu kendine yüklemiştir yani. Evet. O ayrışma o gün yapıldı ama ertesi gün tekrardan seni gasp etmeyeceğine garantisi var mı? Yok tabii ki. İşte sabır bir süreklilik gerektiren bir şeydir aynı zamanda. Anlık bir sabır gösterebilirsin. Sonra bir şey olur yeter artık ya. Her şey üst üste geliyor. Bu kadar mı olur dersin? O zaman o yardımı her daimde, her an istemekten söz ediyorum. Tabii ki, tabii ki. Her an yardım isteyeceğiz. Her an onun inayeti, lütfu ve ikramının içinde yaşadığımızı hatırlayacağız ve hatırladıkça da ondan yardım isteyeceğiz. Zaten her şey onun yardımıyla olur. İnsan egosunda şöyle bir tuzak var. Ya tabii Allah'ın yardım etmesi güzel de bazı şeyleri ben becerebilirim gibi bir anlayış vardır. Ben çok sabırlıyım. Sen sabırlı olamazsın. Ancak Allah ile sabırlı olabilirsin. Bu her şey içinde böyledir. İşte bu noktada insanın nefse karşı sabırlı olması lazım. Nefs bize sahte olanı gösterir. Sahte bir şeye dikkat çeker. İşte Adem kıssasında anlatıldığı gibi Allah o cennetsi bilinçte Adem'e ne dedi?
Sen ve eşin burada yerleş. Burada acıkmayacaksın, susamayacaksın ve güneş veya sıcak ne yiyecek? Bu ne demek? Yani sen spiritüel bir varlık olduğunun bilincinde olduğun müddetçe asla açlık, yani biyolojik açlıktan bahsetmiyoruz. Yani tatmin olmamışlık, mahrumiyet, mağduriyet, yetersizlik hissetmeyeceksin. İnsan ne zaman hissetmez? Allah'ın üflediği ruhunun bilincinde olduğunda açlık hissetmez. Neden? Çünkü mutmaindir. Mahrumiyet hissetmez. Mağduriyet hissetmez. Bir şeyin eksikliğini hissetmez. Bakın, bedenen aç olabilir. Hatta biraz daha ilerleteyim. Bedenen açlıktan bir insan ölebilir. Biyolojik olarak. Fakat o özü itibariyle açlık hissetmez. Bir mahrumiyet hissetmez. Bir mağduriyet hissetmez. Arabanızın benzini bitince siz benzinsizlik hissediyor musunuz? Eksiklik hissediyor musunuz? Hissetmiyorsunuz. O arabanın ihtiyacıdır. Aynı şekilde bedenin de yeme içme ihtiyacı olabilir. Bu yatsıdığımız bir şey değil. Fakat sen kendini o beden olarak mı görüyorsun? İşte ruhsal bilinçte bizim açlığımız, susuzluğumuz yoktur. Yani mahrumiyet, mağduriyet, eksiklik, yetersizlik hissimiz yoktur. Bunlar ne zaman ortaya çıkar? Nefs bizi bir konuda bir arzuya ve korkuya çektiği zaman bunları hissederiz. Mesela dünyada bir izim olsun. O zaman ne yapacaksın? Kitap mı yazayım, şunu mu yazayım, bunu mu yazayım, şöyle bir hesap açıp takipçilerimi mi arttırayım? Bununla uğraşırsın. Açlık hissetmeye başlarsın. Kitap yazsan kitabım kaç satıyor dersin. Bir hesabın olsa beni kaç kişi takip ediyor. Bakın, arzu neyi oluşturdu? Eksikliği, yetersizliği, açlığı oluşturdu. Kendimi ispat etmem lazım dediğin anda kendini ispat edememenin yetersizliği oluşacak. Sevilme ihtiyacındayım dediğinde sevilme konusunda eksiklik ve yetersizlik hissedeceksin. İnsan değer görmek istiyor dediğinde değer görememenin eksikliğini, yetersizliğini, açlığını, mahrumiyetini ve mağduriyetini hissedeceksin. Bu durumların altında yatan şey nedir? Arzu ve korkularımızdır. Fıtri olmayan arzu ve korkularımızdır. Veya başka bir yerden korku duyarsın. Tırnak içinde genç ölmekten korku duyarsın. Geçen bir arkadaş anlattı. Birisi vefat etmiş, 70 küsur yaşında. Şimdi demiş ki, falan vefat etti. Kaç yaşındaydı? 76. Çok genç ya. Bakın, ezberlemişiz artık. Yani 100 desek yine diyeceğiz ki çok genç. Neden? Çünkü egonun sınırı yok. Yani işte ortalama yaş 70, 80, 90, 100. Ne istiyor? 200, 300 istiyor değil mi? Hiç ölmemek istiyor. O yüzden hangi yaşta ölürsek genç ölüyoruz maalesef. Daha çok gençti. Bütün ölümler erkendir diyoruz. Kime erken? Kime erken geliyor? İşte bu noktada nasıl bir bilincin içinde olduğumuzu fark etmeye ihtiyacımız var. Mesela yaş 40, ölüm mü geldi? Ne güzel. Ben veya bir yakınım. Ya işte Allah sabır versin. Ama Allah sabır versin deyince böyle acıya acıya söylüyor. Ya kardeşim bak, Allah sana bu konuda doğru anlayış, doğru farkındalık, doğru hissiyat ve doğru davranış kabiliyeti versin demektir Allah sana sabır versin. Yoksa işte bak, buna tahammül et. Yani olmaması gereken bir şey ama tahammül et buna. Yapacak başka bir şey yok. Elimizden ne gelir ki? Bu değil. Sabır
doğru bilinç, doğru anlayış, doğru hissiyat ve doğru tutum ve davranışta bulunmak kararlılığı ve direncidir. Ama bu direnç bilinçli bir dirençtir. Bakın. Yani böyle kendini kasarak yapılan, mecburiyetten yapılan, ya zaten başka yapacak ne var diyerek yapılan bir şey değil. Yani sabretmeyip de ne yapacağım? Sen zaten böyle düşünüyorsan sabredemezsin. Buna sabır denmez. Bu tahammüldür. Yani sabretmeyip de ne yapacağım demek, sabrı asla anlamamış olmak demektir. Sabre, bu olaya ben sabredeceğim ve sabır çok güzel bir şeydir. Güzel bir sabırla sabredeceğim. Mecburi bir sabırla değil, güzel bir sabır. Yani Yaradan'ın bana verdiği o fıtri bilinçle bu olaya yaklaşacağım. O zaman sabır güzel bir şey olur. Sabretmek çok fıtri, değerli ve ibadet derecesinde bir anlam taşır. Yoksa bir mecburiyet, bir zorunluluk, bir yük, bir şeyin altında kalıvermiş olmanın getirdiği bir çaresizlik değildir. Biz sabır deyince aklımıza direkt çaresiz, yani çaren yok, sabret, ne yapacaksın gibi bir şey olarak anlıyoruz. İşte bu noktada sabrın bir merhalesi veya bir alanı nefse karşı sabırdır. Bir diğeri insanlara karşı sabırdır. Yani insanların tutumlarına, davranışlarına, bilinç düzeylerine sabırdır. O da nefsle alakalı değil aslında. İnsanların tavrı nefsine dokunuyor. Yok, nefsle alakalı tabii, hepsi nefse bakıyor bir taraftan ama o daha dışarıda. Yani diyoruz ki ya ben aslında çok rahat bir insanım veya çok mutlu bir insanım ama şu insanların yaptığı şeye bak diye bazen insanların davranış ve tutumları nefse ağır gelir, rahatsız edici gelir vesaire. Ne demek insanlara karşı sabır? Şu demektir. İnsanların hangi bilinç düzeyinde olduğunu anlamak, o bilinç düzeyinden gelen düşünce, duygu ve davranış tarzlarını fark etmek ve bunun böyle olduğunu kabul etmek aslında. Yani şimdi buraya bir çocuk gelse, değil mi? 3 yaşında, 4 yaşında bir çocuk gelse, buradaki eşyalarla, aletlerle oynasa, daha anlayışlı, hoşgörülü oluruz. Onu engellesek bile, ya bir çocuk böyle yapar mı demeyiz. Neden? Deriz ki bu çocuk yani. Fakat biz insanlara karşı şöyle bir anlayış geliştiriyoruz. Kimse yanlış davranmamalı. Herkes olması gerektiği şekilde davranmalı. Böyle bir ön kabulü var nefsin. Çünkü böyle arzu ediyor. Herkes bana doğru, düzgün, samimi, dürüst, açık davransın. Hiç kimse böyle yanlış bir tutum, davranış içinde olmasın. Herkes yapması gerekeni yapsın. Herkes görevini, sorumluluğunu fark etsin. Buna uygun davransın. Kimse böyle önemli hatalar yapmasın. Kimse beni kandırmasın. Kimse bana yalan söylemesin. Nerede yaşıyorsun? Yani nerede yaşadığını düşünüyorsun? İnsanların ne olduğunu hayal ediyorsun? Evet, yani aslında bu nefsin kendi ihtiyaçlarına odaklılığıyla ilgili bir şey. Şöyle düşünün, insanlardan hiç size bir etki olmayacak olsaydı, o zaman daha objektif değerlendirirdiniz, değil mi? Ama insanların yaptığı nefsinizi etkiliyor. İşte o durumda hemen bir idealizasyon yapıyor benlik. Bu doğru mu diyor? Doğru değil. O zaman ben kabul etmiyorum diyor. Yani ne demek böyle bir şey? Doğru değil ama kabul edeceksin. Yani insanlar böyle davranır. Bazı insanlar kaba davranır. Bazı insanlar tutarsız davranır. Bazı insanlar sorumsuz davranır. Bazı insanlar kendi psikolojilerini yönetemedikleri için hatalı davranır. Olur yani. Neden sabır? O anlayış değil mi?
İşte onun için dedim, sabır içinde anlayışı barındıran, bilinci barındıran bir şey. Bilinciniz yoksa, anlayışınız yoksa, objektif kavrayışınız yoksa sabır da gösteremezsiniz. Dersiniz ki böyle nasıl olur, böyle olur mu? Oluyor. Yani oluyor. Demek ki sen nasıl olduğunu anlamıyorsun. Anlayışın kıt o zaman. Ben bazen böyle deyince gene suç bende mi diyor. Suç değil bu. Sen anlayışlı olmak zorundasın. Yani anlamak zorundasın. Anlamak aslında doğal bir şeydir. Anlamak bir imkandır. Biz anlamaktan kaçınıyoruz. Çünkü anlarsak itiraz edemeyeceğiz. Bazen bana insanlar sorar ya, işte tanıdığım şöyle biri böyle davranıyor. Niye böyle davranıyor? Ben de izah ediyorum. Mizacından başlıyorum. Sağlık seviyesine, muhtemelen yaşadığı olayların meydana getirdiği sonuçlara vesaire izah ediyorum. Gayet de açık izah ediyorum. Ama kabul edilmiyor. Neden? Çünkü kişi diyor ki ben böyle değil, şöyle davranmasını istiyorum. Bakın biz demek ki aslında anlayış aramıyoruz. Daha doğrusu nefis anlayış aramıyor. Nefis kendi ihtiyaç ve beklentilerinin gerçekleşmesini istiyor. İşte o yüzden insanlara karşı sabır demek, insanları anlayabilme, bu anlayabilme, onaylama, meşru görme, takdir etme, haklı bulma değil. Olguyu anlama, durumu anlama. Yani diyelim ki çok büyük bir fırtına oldu diyelim. 150 kilometre hızla esen bir rüzgar, bir fırtına. Burada bazı ağaçlar devrilebilir değil mi? Biz bazı ağaçların devrildiğini gördüğümüzde, ya bu ağaç niye devrilmiş diyor muyuz? Demiyoruz. Bir büyük bir taşı bir cama sert bir şekilde fırlattığınızda cam kırılıyor. Niye kırıldı diyor muyuz? Demiyoruz. Çünkü anlıyoruz. Diyoruz ki böyle bir fırtınada şöyle bir ağacın devrilmesi mümkün. Veya işte çok çürümüştü. Bazen fırtına olmadan da devriliyor değil mi? Sonra bakıyoruz ki ya ağacın gövdesi çürümüş. O zaman diyoruz ki normal. Şimdi aynı yaklaşımı insanlarla ilgili göstermek durumundayız. Bunun için de gerekli olan şey doğru anlayıştır. Bu anlamda kastettiğimiz anlayıştır. Yani karşındaki yalan söylüyor mesela. Niye yalan söylüyor? Anlaman lazım bunu. Anlamak onaylamak değil. Bunu karıştırmayalım. Ya da hoşgörü de değil. Hoşgörü de değil. Tabii tabii. Ayırmak lazım. Yani anlamak o mekanizmayı çözümlemektir. Mesela bazen bir alet bozulur değil mi? Mesela biz sorarız ya bu niye bozuldu? Biri der ki şuradaki kablosu kopuk veya motoru yandı veya elektrik almıyor değil mi? Ne olmuş olur? Anlamış olursunuz. Anlamak böyle bir şey. Yani normal bulmak değil. Yargılama kavramı da söz konusu değil. Anlamak yani burada. Hani bu süreç nasıl işliyor ve nasıl böyle bir sonuç oluşuyor? Anlamak dediğimiz bu. Ya bir insan niye yalan söylüyor? Veya bir insan niye haksızlık yapıyor? Çünkü hırslı. Çünkü en büyük kazananın o olmasını istiyor. O yüzden de haksızlık yapıyor. Bakın anladık yani. Anlatabildim. Veya bir insan seni manipüle etmek istiyor. Niye? Çok hırslı olduğu için hedeflediği amaca ulaşmak istiyor. Hedeflediği amaca ulaşması için de seni manipüle etmesi lazım. Sana yalan söylemesi lazım. Anladın mı? Aslında anladın ama kabul edemiyorsun. Peki anlamak için özdeşleşmemek lazım o zaman. Doğal olarak tabii ki. Yani bakın aslında biz her yanlışı anlayabiliriz. Anlayabiliriz. Ama içimizde anlamak istemeyen bir benlik vardır. Çünkü anladığında yargılayamayacak, suçlayamayacak, değil mi? Alacaklı olamayacak. Anladın.
Elime ne geçti, anladım ne oldu? Yani halbuki anlamanın kendisi bir kazançtır eğer anlayabiliyorsanız. Diyelim ki bir kardeşim var, çok hırslı, öz kardeşim. Haksızlık yapmaya çalışıyor. Ne zaman fırsat bulsa keseni kendine yontmaya çalışıyor. Olabilir ama orada böyle bir benlik hali var. Bu kadar basit yani. Ha, kendini onun haksızlığından korursun, biraz uzak durursun, bu ayrı bir konu. Ama içinde herhangi bir tepkisellik, öfke, gerginlik, şikayet. Şimdi Hazreti Yusuf'u düşünün. Yusuf ne yaptı? Kardeşlerini anladı. Ne dedi en son? Ayetin sonlarına doğru. Şeytan nefsinizin yaptığı şeyi size hoş gösterdi. Siz de bu davranışı sergilediniz. Bakın bu ne? Bu anlama ayeti. Biz bu ayeti alsak bütün hayatımıza manasını tatbik edebiliriz. Bakın şey yapmıyor. Siz beni sevmiyordunuz. Siz beni çekemediniz. İşte sizin yüzünüzden ben ne hallere girdim. Böyle bir şey manasız bir şey yani. Kime neyin hesabını soruyorsun? Vazifemiz anlamaktır. Anladın. Önce bir anla. Durumu kabul et. Sonra bir şeyleri değiştirme imkanı varsa bir şeyleri değiştirebilirsin. Bu ayrı bir konu. Ha, Yusuf da ne yaptı? En son onlara istiğfar etmeyi, yaptıklarını fark edip değiştirmeyi, dönüştürmeyi tavsiye etti. Ama bakın anladı. Anladığı için nefsiyle özdeşleşmedi. Anladığı için ama. Yoksa orada 30-40 yılın hesabını yapardı değil mi? Surat asardı, suçlardı, kızardı, cezalandırmaya çalışırdı. Allah'ı da yargısına katardı. İşte Allah bu. Bak nasıl sizi önüme çıkardı. Peki çıkarmayabilir. Öyle hiçbir zaman düşünmeyin yani. İşte bana karşı hata yapın Allah mutlaka önüme çıkarır. Yok hiç çıkarmayabilir yani. Konu o değil. Konu ne? Konu karşındaki insanın veya muhatap olduğun insanın psikolojik durumunu çözümlemek, anlamak. Bu kadar. Anlaman için ve o noktada rahat olabilmen için nefsinin bir hesabı olmaması lazım. Karşımdaki insan bana yalan söyledi. Ben analiz ettim niye yalan söyledi. Benim için mevzu biter. Bitmesi lazım yani nesnel olarak. Ama kimse bana yalan söyleyemez. Bana nasıl yalan söyledi? Bana hep doğruyu söyleyeceğini söyledi ama yalan söyledi. Nasıl olur? Ben şimdi nefsimin ihtiyacıyla özdeşleşmiş oluyorum. O zaman da gereksiz bir patinaj yapmaya başlıyor. Zaten anlamak kendi menfaatimiz olur. Ermek gibi bir şey olur. Tabii onun için dedim ya anlamak asıl kazançtır. Yani eğer anlayabiliyorsanız anlamanın kendisi bir kazançtır. Yoksa anlamak bir kazanca sizi götürmeyecek. Ama tabii ki nefis ne diyor? Anladık ne oldu şimdi? Öyle diyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü nefis karşıdakini değiştirmek istiyor. Ha, diyelim ki anladın, karşındakinin de değişmesinin konusunda bir imkan var. Öyle bir imkan gördün. O imkanın bir yönü de sana bağlı. Yani ben onunla şöyle şöyle konuşursam veya onunla şöyle bir iletişim içinde olursam, onun değişmesi yönünde bu ona fayda sağlayabilir. Sonra da onu yap. Ama anla ve değiştiremeyeceğin durumda hiçbir problem hissetme. Mesela anladın ve durum hiç değişmeyecek. Bir bak nefsine bir sor. Rahatsız mısın? Bir rahatsızlığı varsa onu tedavi et. İçerideki rahatsızlığı tedavi etmemiz gerekiyor. Onun üzerinde durmamız gerekiyor. Bakın Hazreti Yusuf kardeşlerini değiştirmeye çalıştı mı? Yok. Ama biraz bilinçlerinin açıldığını hissettiği anda da Allah merhametlidir, tövbe edin. Yani nefsinizin tuzağına yine düşmeyin. Bugüne kadar böyle yaptık,
bizim için artık bir çıkış yolu yoktur diye düşünmeyin. Allah merhametlidir, istiğfar edin dedi. Ve onlara o yolu gösterdi. Evet, sabır derken biz bunları anlamalıyız. Yani sabır aslında anlayışın öz kardeşidir. Anlayış yoksa, kavrayış yoksa, objektiflik yoksa, doğal bilinç yoksa sabır yoktur. Sabır dediğiniz şey zorunlu tahammül anlamına gelir o zaman. Halbuki sabır zorunlu tahammül değildir. Sabır bir anlayış, bir farkındalık, bir bilinç ve olması gereken düşünce, duygu ve davranış pozisyonunda kararlı bir şekilde durabilmektir. Ama mecburen durmak değil. Şartların bunu gerektirdiğini idrak etmekten dolayı o pozisyonda durabilmektir. Yani biz fıtratımızın merkezinde durmuş oluyoruz sabırlı olduğumuz zaman. Fıtratımızın merkezinden uzaklaştığımız oranda sabırsızlaşıyoruz. Orada ne devreye giriyor? Benliğimizin arzuları, beklentileri, ihtiyaçları, korkuları devreye giriyor. Mesela çok yakının ameliyata girdi. 2 saat, 3 saat, 10 saat sürdü. Ne var? Korkun var. Ya masada kalırsa? O yüzden sabırsızsın. O yüzden bekleyemiyorsun. O yüzden koridorda gidip geliyorsun. Halbuki çok sakince oturup tefekkür edebilirsin, bir şey okuyabilirsin vesaire, değil mi? Ama benliğin bir korkusu var, ya şöyle olursa. O yüzden sabrınızı gerçekten geliştirmek ve sabır konusunda bir adım atabilmek istiyorsanız arzularınızın ve korkularınızın farkına varmak durumundasınız. Arzularınızın ve korkularınızın size hakim olduğu bir pozisyonda asla sabır gösteremezsiniz. Öyle bir imkanınız yoktur. Neden? Çünkü sizi o arzu ve korkular yönetecektir. Siz o arzu ve korkuların sübjektif bilinci içinden hayata bakacaksınız. Siz istiyorum, istemiyorum ikilemi üzerinden hayata bakacaksınız. Korkuyorum, istemiyorum üzerinden hayata bakacaksınız. Ya böyle olursa? O zaman sabredemezsiniz. Yani orada hocam korkunun olmaması mı mevzu, yoksa olmasına rağmen direnç mi gösteriyor? Yani... Evet, bu güzel bir şey. Şimdi peki, hani keşke bir düğme olsaydı arzulara ve korkulara basabildiğimiz, arzular stop, korkular stop, bitsin, hiçbiri kalmasın ya da format atma imkanımız var mı? Yok. Arkadaşımız güzel bir soru sordu. Yani orada korkunun olmaması mı gerekir, korkuya rağmen mi? Belli bir sürece kadar tabii ki korkularınıza ve arzularınıza rağmen sabredeceksiniz. Bu bir süreçtir. Ama bir gün gelecek, arzularınız ve korkularınız olmadığı için en doğal ve en güzel sabrı yaşayacaksınız. Güzel bir sabır olacak işte. O zaman güzel bir sabır olacak. O rağmenliğe kadar zorlanırsınız. Çünkü içeride bir nefsin arzu ve korkusu var. Siz ona rağmen sabrediyorsunuz. Bu biraz zorlayabilir bizi. Ama bunun süreci böyledir. Evet, içimde bir arzu ve korkuyu fark ediyorum. Nefsin sübjektif bir arzu ve korkusu olduğunu görüyorum. Ama onunla özdeşleşmiyorum. Ona rağmen doğru anlayış, yaklaşım, tutum, düşünce ve duygu hali içinde olmayı tercih ediyorum ve bunu devam ettiriyorum. Peki hocam şöyle diyelim mi? Olmalı mı? Hadi korku olmalı. Diyelim ki en yakınız bir ameliyata girdi.
bypass oluyor. Tabii ki babanızdan siz yapınız. Şu bilinç bize şey yapabilir mi? Yani katkıda bulunabilir mi? Sonuç itibariyle yani korksak da bir olay gerçekleşebilir. Onun farkına varmak. Yani ölüm dediğim şey olabilir. Hani bunu bu bilinçli olursak daha sabretmemiz kolaylaşır mı? Tabii bakın yani korku duygusu insanın tehlike ve zarardan, nesnel tehlike ve zarardan kendini korumak için insana verilmiş psikolojik düzeydeki bir durumdur. Şimdi ben bir yakınımın ölmesinden korkmamalıyım. Bu yanlış bir şey yani. Anlatabildim. Ama diyelim ki bir yakınıma bir tehlike var. Diyelim ki atıyorum çocuğuma saldıran bir köpek gördüm. E ne yaparım? O çocuğumun biyolojik sağlığını korumak için o tehlike arz eden diyelim ki saldırgan bir köpekten onu korurum. Ama diyelim ki bir yakınım bypass ameliyatına girmiş. Neyden korkacağım şimdi? Onun ölümünden mi korkacağım? Yani manasız bir şey yani. Hani ölüm olacaksa olacak bir şeydir. Yani bu temel anlamda bir tehlike değildir ki. Ya o varsayım da göz önünde bulundurmak gerekiyor. O varsayım varsayımdır. O varsayımdan korkmak problemdir. Yani ameliyata girdi. İki varsayım var. Birisi ameliyat iyi geçer. Birisi ameliyat arzu ettiğim şekilde geçmez. Ölür. Bunlar varsayımdır. Bunları bilirim. İkisinin de olabileceğini ihtimal olarak kavrarım. Ve diyelim ki ne yapabilirim? Zaten hangi doktorlar var vesaire. Bir de dua ederim. Hangi sonuç gerçekleşirse gerçekleşecektir. Korkmak, mesela bu anlamda korkmak manasız bir şeydir. O zaman korkuyu ikiye ayırabilir miyiz? Bir doğal korku, içgüdüsel korku ve düşüncenin ürettiği korku. Tabii yani, tabii yani nesnel tehlikelere karşı korku duygusu bize aslında şunu anlatır. Bak şurada nesnel bir tehlike, bir tehdit var. Sen buna karşı elinden geleni yap. Diyelim ki nesnel bir tehlike var ama elimden gelen bir şey yok. Orada da korkmamam gerekir. Tam fıtri bir insan olsam korkmam. Mesela bazı doğa canlılarında görürsünüz. Mesela bir ceylan aslana yakalanacağını fark eder, artık korkmaz. Çünkü kaçabileceği bir tehlike yoktur. Ama kaçabilme imkanı olduğu zaman kaçar. Bakın çok ilginç bir doğal bilinç örneğidir o. Dolayısıyla bir şey yapabileceğin bir tehlike veya zarar ihtimali varsa orada doğal bir korku devreye girebilir. Ama öbürü yanlış bir şeydir. Ama hocam bu dedikleriniz ben gelene sen söyledikleri bu sohbetleri ve ses kayıtlarını dinliyorum. Hep dedikleriniz kendi içine zaten örtüşüyor. Hani hep benzer örnekleri veriyorsunuz. Hani. Ama dediğinizin bu en sonunda zaten bütün derslerinizi aslında aynı kapıya çıkıyor. Hep aynı sonuca biz dinleyen açısından götürüyor açıkçası. Bundan yolu da söyleyeyim. Hani insanın arzu ve korkularından bir nevi arıması gerektiğini tutuyor insan. Ve hatta bir nevi benim için ya da insan olmanın psikolojisi için ermiş insan korku için diyorsunuz bir yerde. Ama ben diyorum ki hep bunu düşünüyorum. O yüzden de biraz da bugün gelmek istedim. Hani bunu hani o kadar kolay anlatıyorsunuz ki oradaki insanoğlu dediğim şey tam bu ikisinden bir teşekkür ve nefis önene kadar var. Ben şöyle yani şunu ekliyorum dediklerinizle aynen katılmakla beraber. Hani bunun zaten çok doğru bir şey olabileceği ve aynı zamanda hani bunun nesne rağmen birlikte yapılmak gerektiğini. Çünkü nefisle ne yapacaksak nefisle beraber yapacağız diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Şimdi bunlar birer süreçtir. Hepsi aynı nitelikte değildir. İlk süreç evet yani güçlü bir arzu ve korku duyan bir benlik hali vardır ve kişi ona rağmen olmalıdır. Bizim burada hatırlatmak istediğimiz nokta şu belki bir yönde. Nefsimiz de terbiye edilebilir. Yani nefis de belli bir dengeye kavuşturulabilir. Sürekli böyle arzu ve korkularının şahlanmışlığıyla
yaşamamız gerekmez. Tabii ama sizin dediğiniz böyle değil. Biraz ben mesela bir örnek veriyorsunuz ya, bir adamın evi yanmış. Evet. Ama bir şey yapamıyor. O zaman diyorsunuz ki üzülmemeli ve kaygılı durmalı. Tabii. Bu normal. Evet. Evet. Bu normal durum. Bu ermişlikle ilgisi yok. Bu normal durum. Biraz ermişlik gibi oluyor. İşte. O kadar kolay şeyler değil. Yok. İşte bakın şöyle diyeyim, güzel bir şey. Aslında bu kadar kolay değil deyip de aslında bunu zor algılamamızı da biraz bir göz önünde bulundurmamız ama gerekiyor. Ama zor olduğunda bilince daha çok o zaman benim açımdan şahsen evet. Benim bakış açıma göre zaten çok uygun bir şey. Hocanın hedeflediği, kastettiği tablo bunu sohbet etmektir. En azından bunun için çabalama hakikaten bu hayalini kurabilmek bile çünkü bu devamlı olabilen bir şey. Hocam. Çok güzel, onu demek istiyorum yani. Yok tabii tabii. Yani şunu eklemek istiyorum. Öyle olmuyor hayatta. Yani aslında bir de ben bu konuyu özellikle söylemek istiyorum. Tabii yani burada bu bir süreç. Buna katılıyorum. Yani bu bir süreç. Bazı nefsin bazı damarları vardır. Senelerce onunla uğraşmak durumundayız. Tabii. Herkesin kesinlikle birbirinden farklı nitelikte benliklerimiz var. Her benliğin kendine göre bir mahiyeti var. Birisi için diyelim ki öfke çok basit bir problemken öbürü için çok büyük bir problem olabilir. Birisi için mükemmeliyetçi bir problemken öbürü için umursamazlık bir problem olabilir. Tabii. Burada önemli olan şey şu. Sübjektif olan, yanlış olan, gayri fıtri olan şey üzerinde kararlılıkla çalış. Yani bu. Bunun için bir zaman belirlememize gerek yok. Ben bunu şu kadar zamanda halledeceğim. Hayır, nefes alıp verdikçe üzerinde çalış. Zaten ona da karşısın. Yani bir şey olmayan mı da ekonomik. Tabii, tabii. Kesinlikle. Benim için farklı bir bakış açısı. Mesela bir şey olmaya çalışmayın. Yeri gelmiş onu sorayım. Hani onu biraz açar mısın? Hani şunu yapmaya çalışmayın. Ben şöyle biri olmak. Ben bir de o kafama oturmamış mesela. Yani bir şey olmaya çalışmayın, olduğunuz şeyi keşfedin. Abi bir şey olmak diye çalışmak iyi özellikler mesela, bu da dikkat edin. Onlar eğer fıtriyse zaten olan şeylerdir. Eğer öyle olmaya çalışırsanız ve onları sahiplenirseniz orada da başka bir egonun oluşmasına yol açabilirsiniz. Yani ben, mesela ben doğru olmaya çalışmıyorum aslında. Ben içimde Yaradan'ın koyduğu doğruluk, tırnak içinde hani frekansını yakalamaya çalışıyorum. Evet. Yani o olan bir şey. Yoksa bak ben doğru biriyim, ben şöyle biriyim, ben iyiliksever biriyim. Ben değilim. Bende olan şeyler onlar. Ben onları keşfetmeye, fark etmeye çalışıyorum. Evet. Bir şey olmaya çalışmıyorum yani. Olduğum şeyi keşfetmeye çalışıyorum. Yani bunu basitçe mesela bir tohum düşünün. İşte ben ağaç olmaya çalışıyorum değil aslında. İçindeki ağaçlığı ortaya çıkarıyor değil mi? Yani var olan bir şey açığa çıkıyor. Bunun için her zaman hatırlatıyorum? Şunun için. Ego kendini bu konuda çok geriyor. Böyle olmaya çalışacağım, böyle olmaya çalışacağım diye bir geriyor kendini. Bu gerilime gerek yok. Doğal olarak var olan bir şeyi sen keşfediyorsun. Onu açığa çıkarıyorsun. O yüzden sakin ol. Sadece onun açığa çıkmasını engelleyen perdeleri fark et. Onları gör. O perdeler kalktığında zaten fıtrat kendini gösterecektir. İyilik gibi değil mi hocam? Mesela iyilik olması gereken... Tabiatı gereği, yani. Aynen. Yani mesela ben iyi olmaya çalışmayacağım. Çünkü orada iki durum olacak. Ya iyi olamayacağım, Allah beni kahretsin diyeceğim. Kızacağım kendime. Ne yapayım, iyi olamıyorum diyeceğim ya da... Meşrulaştıracağım bunu. Ne yapayım kardeşim? Olamıyorum yani. Ne yapayım? Diyeceğim. Veyahut da bak ben iyi olmaya çalıştım ve iyi oldum diye kibir üreteceğim. Halbuki ne diyoruz? Benim fıtratımda doğal olarak var olan ilahi kaynaklı bir iyilik bilinci var. Bir iyilik hali içinde olma durumu var. Ben onu fark edeceğim. O zaman bir kibir ve gurur tuzağına da düşmeyeceğim. Evet, teşekkür ederim.